Selamünaleyküm. Sorduğun soruya cevap vereyim. Ölenin arkasında iskat denen bir şey yapılıyor diye soruyorsun. Bu e, Ömer Nasuh Bilmen 138. sayfada baskıya göre değişir sayfa sayısı şey e, 3,5 sayfa bahseder. İskatı böyle garip garip yorumlara götürenler acayip 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 şeyler itham edenler farklı yerlere çekenlere hiç endişe etmesinler. Ee, aynı kendileri vefat edince de Allah da onları öyle nasip edecek. Nedir o bu işin aslı? Aslını şu. Şimdi ilmi aldan söylüyorum. Şimdi hiç dinle alakası yok diyelim. Namaz kılmamış, oruç tutmamış. Yani dinle bir diyanette bir adamın hiç ömrü geçmemiş. Onun iskatı olmaz. Onu doktor dedi ki ne yesin götürün cinsindendir. Veleddali namin. Onda hiçbir şey olmaz. Peki iskat nedir? Mesela mesela e, oruç tutarken, namaz kılarken e, şimdi namaz kılıyor. Hepimiz de dahil. Mesela misal vereyim. İyâ budu ve iyâ kenestâ ayin sıratal sıratel Böyle çabuk çabuk kıldık. Burada hatalar var. İya kenabudu ve İya ken metleri çekmedik. İyi ya kenabudu. Yani mesela işte ibadet yaparken yaptığımız kusurlar var. Eksiklikler var. Şuursuz, cahaleten, unutmaktan kaynaklanıyor. İşte diyor Kömener bilmem bilmendi orada Hanefi mezhebinde. Diğerlerinde de var. Bu günahı affettirme Yahudilerdeki gibi değil bu. Diyor ki Nasıl ki oruç tutamayan, oruç tutamayan ne yapar? Fidye veriyor. Peki o orucunu mu temize çıkartıyor? Hayır. Varsa imkanı veriyor. Varsa imkanı. Şimdi ne yapılıyor? Ee, Cenab-ı Hak'ta diyorsun ki vefat edin. Ya Rabb, bunun bir sürü kusurları var. Bunun bir sürü kusur, kusurları var. Ee, bu kusurlarda şuursuz olmuş. Demek bu yapılan hataların oruçtaki veya misal. Vallahi gelmeyeceğim ya, vallahi vermem ya diyoruz gündelik hayatta. Sonra gidiyorsun veriyorsun. Ne yapıyorsun? Yemini bozuyorsun ama bilmiyorsun, unutmuşsun. Peki nedir? 12 tane madde var. Haçtır, zekattır, kul hakkıdır, hayvan hakkıdır, talaktır, nikahtır, adak edilmiş oruçlardır, namazlardır gibi 12 tane öyle madde var. Onların fidyesi peki nedir hakikati? Der ki orada kitapta umulur ki Allah bu verdiğin sadaka ölünün adına verdiğin fakir fukaraya verdin onun duası makbuliyetinden dolayı Allah onun kusurunu affeder. Bütün zaten e, ibadetler öyle değil mi yani? Demek ki ee, bu iskat yapılmanın şey o. Ama bazısı onun yolu yok günahını affettiriyorsun. Hristiyanlar gibi e, efendim günah ya ne alakası var ya. Şimdi orucu tutamayanın fidye verdiği zaman Hristiyanlık gibi bir şey mi günah mı affettiriyorsun? <laughs> Diyorum içimden geçeni değil de kendim kontrol ederek diyeyim. Sen mi karşı çıktın? Allah da e, Allah da aynısını ona nasip ediyor. Hemen önüne vefat ettiğin zaman da sana da iskatı nasip etmiyor. Şahidim o kadar var ki şu anda sizinle konuşurken o kadar gözümün önünde kişi geçiyor ki iskata karşıydı. Allah ona iskatı nasip etmedi. Merak ettim. Takip, takip ettim. Çok sert karşıma çıkardı. Okumuştu. ilahi yattaydı. Ondan sonra vefat etti işte bir şeyle, e, trafik kazasıyla. Sonra Allah ona iskatı nasip etmedi, öyle gitti. Sonra işte mezarlığından geçerken dedim ki ya filan iskat neymiş anladın mı şimdi? Ben sana kitaptan söylüyordum, sen de Hristiyanlar gibi günah mahvettiriyorsunuz derdi. Vehhabi tipler var ya. Onun için vefat edenin arkasında hatta orada der ki eğer ölen, şuursuz vasiyet edememişse e, arkasında e, bıraktığı malın üçte biri, mirasın üçte biriyle iskat yapılır. Bak o kadar mühim. Şuurlu ise arkasında bıraktığı kişiler iskatını yapar. Yapana yapılır kardeşim. Eden bulur. Men dakika dukka. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve Aleyküm selam gafurum. Allah razı olsun. E ee, iskatın hesaplanma yöntemi ya hiç kimseye tuvalet adabını bile sana bana bırakmamış bir din bunu bırakır mı? Niye açıklamadım? Bu biraz biliniyor gibi. Onun için birisine cevap verince yani soru sordu şimdi bir kardeşimizin annesi vefat etti de hemen onu gömmeden önce ona yetiştirdim. iskat gömülmeden önce umulur ki Allah affeder yani umulur. Dua, sadaka gibi yani. Her sadaka verilmek sadakadır ama Allah kabul eder mi etmez mi? İskat da böyle canım kardeşim. Şimdi yöntemini de sana bırakmamış. Tuvalete nasıl girilir? Çorap çıkartılır mı? Pantolon sıvazlanır mı? Nasıl sola meyledilir, çorap çıkartılır, paçalar sıvanır, sol ayakla girilir, sol ayakla çıkar, Dünyevi, ohrevi bir şey düşünülmez, sümkürülmez, özelini atmasın içine tuvalete. telefonla sakın bir şey yapılmaz, kıbleye dönülmez vesaire. Yani daha adapları var. Bu arada da onu çaktırmadan söylüyorum. İskatın da hesabı, Ramazan orucu hesabı nispet edilerek yapılıyor. Şimdi bir insan oruç tutamadığı zaman şekeri var. Geçici bir hastalıksa, geçici bir hastalıksa oruç fidyesi veremez. Niye? Hastalığı sonra düzelecek, sonra orucunu öder. Bir sene, iki sene tutamadı ameliyatta mesail. Ama kalıcı bir hastalık değil. Kalıcı hastalık varsa, hekim yazık demişse ki hiç tutamaz, fidye verir. Sevgili kardeşim, Ramazan fidyesi nereye göre veriliyor? İskat'ta ölçüye göre veriliyor. Nereye göre veriliyor? Dört tane. 4 tane mi? Bir sayayım da. Bir, buğdaya göre. 2 arpaya göre. 3 üzüme göre. 4 hurmaya göre. Yani ne demek bu? Bir evde ortalama geçim yapan bir insan yani yaşıyor. Evde ortalama masrafı şöyle baktığın zaman e, buğday unu mesela ben köyümü düşünüyorum şu anda köyde olduğum için bu köylüler e, İstanbul'dan gidip gelenler bakma onlar da yani öyle şey değil Hani e, senin gibi insanlar köyde böyle istifade ediyor kalıyorlar öyle bir çayda öyle cara vermiş ama detaylı anlatıyorum Vermiş ama öyle bir ciddi ihtiyacı çay çayla geçim yapmıyor Tamam ama benim gibi insanlar ise geçim yapıyoruz yani ben. O zaman ortalama evde buğday cinsinden ekmek. Mesela ben ekmeği çarşıdan almıyorum. Un alıyorum. soruyorum hangisi ucuz un. Kepekli olanı alıyorum ve ben ekmeğimizi burada yapıyoruz. Ekmeği evde pişiriliyorsa buna dikkat ediyorsa bu adamın Ramazan fidyesini buğdaydan verecek. Yani bir aylık bir insanın bir aylık bir insanın sabah akşam yiyeceği ekmek ne kadar oluyor? Hesaplanmış. Yani hatırıma kaldığı kadar hesap edilmiş. Şu anda Ömer Nasuh Bilmen kitap yanımda değil. Hatırladığım kadar Rize plaskası kadar oluyor. Yani çarpıcı örnek veriyorum. 53 buçuk kilo un, 1 aylık iskat. 53,5 kilo, yani 60 kilo diyelim, unu sen çarşıda kaça alıyorsun? O kadar, o kadar Ramazan'ın fidyesini vereceksin. Bir ev var ki üzüm seviyesindedir. Yani e, ne demek? Sofrasında, ekmeğinin dışında, ııı e, Sünnete muhalif olarak 2-3 çeşit yemek yiyorsa bu üzüm cinsinden verecek. Ee, buğday, arpa yayını saydım. Ee, demek ki bu sünnete muhalif 2-3 çeşit yemek sofrasına giriyorsa e, üzüm cinsinden verecek. Üzüm. Yok. E, adam köye gelmiş, yaylalardan yaylaya dolaşıyor. Böyle bir ekonomi Allah ikram etmiş. Aram değil bu. Yani zengin yani. O da hurma cinsinden verecek. Bir ay mesela diyelim ki nedir o? Bir insan hurma ile ki Allah Resulü yapmış, sahabe yapmış hatta kilo almışlar. Zemzem ve hurma ile oruç tutanlar olmuş. Ee, bir insan e... tekrar selamun aleyküm cevap verirken telefon geldi mecburu kapattım ertesi gün devam ediyorum şimdi o orada kalsın o anlattım ama bunu oraya ekleyeceğim şimdi insanların ekonomisine göre değişiyor o devirde aldım kabul ettiğimi de kısaca anlatacağım belki ee, daha önceki derslerde de anlatmışım ama el tekrar ol ahsen, ve levkani 180, 180 defada tekrar edilse ahsendir. çünkü bekaya bakıyor, iyi niyetli olduğunu oluyor işte. İlk önce şunu diyeyim, eden bulur, mendaka dukka, çalma kapıyı çalarla kapının yoktur diyen iskat ona yok olacaktır. Ee, yoktur diyenler Vehhabilerdir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın fıkıh kitabında ilmi al, gündelik kitap. Ömer Bimen hepinizin rafında olan fıkıh kitabı değil. Gündelik hayatımızın çözümlerinin hulasası olan fıkıhtır. Şey ilmi aldır. Fıkıh temel kitaplarında İbn Abidin, Multeka, Damat gibi kitapları okuyan bilir. Allah hamdolsun kısmen okumuşum ben. E, ee, Fetevayin okudum 16 cilt ama e, en zoru i̇bn Abidin'dir. Damat. Multekan'ın Filistesini yapmışım. Bir yayın evi bu Filisteyi benden istedi. Baktım parayla satacak. Vermedim. Dört ciltliktir. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun kullandığı fıkıh kitabıdır. Multekan onu çize çize notala olan küçük sözler kadar filistesi var bende. Niye bunları söylüyorum? Bu konuda itimat edin diye yani altyapım var. Yani hulasa ediyorum. Bu kadar kitaplar okuman lazım şunu diyebilmen için. Var diyenler ehl sünnete dayanıyor. Yok diyenler Vehhabi oldukları için. Bu kadar. Kur'an ve hadiste. Ondan sonra Kur'an ve hadisi de ee, mesela hadisi çok rahatça inkar edebiliyor. Kafasına yatmıyor küçük kuş beyinli aklına. Yani e, sucunun, gusun, hattın, battın, Mutalan, zahir, e, evvel, ahir, e, zahir ve batın. Mana mertebesini, yani bunun e, hadis usulünü usta, ustadımız 10 asılla, 10 yöntemle hadis, Hadise nasıl bakılır, nasıl anlaşılır, nasıl yaşanır, nasıl izah edilir? Dört. Onun on, on tane yöntemini anlatıyor. Nerede? 24. Sözde. Usulü hadis anlatıyor. Dallarda. 24. Sözde var yani. Ee, biz böyle sorularımız olduğu zaman ve buna benzer sorularımız olduğu zaman ölçü kaynamış şudur. edille şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Yok ama şöyle ben anlamam kardeş. Öyle e, cemaatlerden da oluyor bana. Nur cemaatinden. Ya şöyle böyle. Kardeşim bilmiyorum. Burada böyle yazıyor. Ama burada böyle yazıyor. Kafam çalışmaz. Bitti. Yani yok diyenler doğrudur. Vehhabilere. E, hadisi inkar edenlere kendi kafalarına göre. Ondan sonra var diyenler ehli sünnete dayanıyor. Ben size e, sayfa burada bakayım. Köyde Ölmen Nasu kitabı var mı? Evet, üç buçuk sayfa. Biliyorum. Abi ben bunu sormadım ki. Biliyorum. Seni bahane yapıp gelebilecek sorulara da cevap veriyorum kardeşim. Lafı biliyorum bunu sormadığını. Ona da geleceğim de. Bahane yapıyorum ya. Kur'an da yapıyor bu yöntemi, ustad da yapıyor. Süleyman diyor onun üzerine bize ders veriyor. Senin alakası yok Gafur bu. Ee, i̇stersen bunu burada bırakayım zaten bir sürü kırık şey olmuş. Ya kendine yapılmasını istiyor musun kardeşim vefat edince? Sen yap. İstemiyor musun kendine? Kimseye yapma. Sana da yapılmayacak. Endişe etme. kısaca o zaman soruna geleyim. Abi bu miktarını değiştiriyorlar. Yani pazarlık sebebi yapıyorlar. Bunun ne, neresi ne kadar doğru onu da izah edeyim. Şimdi terekesinden yani bizim anlayacağımız vefat ettiği, vefat edenin terekesi yani bıraktığı servet var, mülk var, miras var. Bunu istersen vasiyet etsin, ister etmesin. Bıraktığı mirasın, servetin üçte biriyle iskat yapılır. Cahilse bilmiyor, yani vasiyet etmeyi bilmiyor, yani iskatın olduğunu bilmiyor. Ee, arkada kalanlar bunun yapması lazım. Yani sünnettir, anlattım niyesini, sadaka der en azından kardeşim. Sadaka, sadaka verilir, bu da bir sadaka yani. Şöyle oturayım rüzgarda vurmasın. Peki bu sadaka şimdi miktarı nasıl değişiyor? Bir, bu insan vefat eden arpa ile mi besleniyordu? Yani sofrasında temel gıda arpa mı, buğday mı, üzüm mü, hurma mı? Ona göre birinci miktar değişiyor. İkincisi, bir Ramazan'ın bir Ramazan'ın tutamayan bir insanın tutamayan bir insanın bir Ramazan'da oruç tutamamış. Fidyesi ne kadardır? Şu kadar. Tamam O fidye nedir? Bir senelik. Mesela şu anda 2020'deyiz. Bu sene tutamayanın bir senelik fidyesi. Fidye niçin değişiyor? Bu adam vefat etti. Kaç yaşında vefat etti diyelim? 62 yaşında vefat etti. Erkek için 12, kadın için 9 çıkar. Erkek için olsun diye, düz hesap olsun diye 62, 12 çıkarsa 50. Bu adam 50 sene oruç tutmuş. Fakat oruca e, muhalif bazı şeyler yapmış. E, sakatlayacak şeyler yapmış mekruhlar. Onun fidyesidir. O zaman sen sanki bir hiç hepsinde yapmış gibi 50 senelik orucun fidyesi verilecek. Evet. Bu seneki bir senelikti. 50 senelik verilecek. 50 senelik zekat hatasının fidyesi var. Namaz var, kulakkı var. Talak var, nikah var. Adanmış oruçlar var. Yani adanmış namazlar var. Yemin kefareti var. Tamam. Yani 12 tane maddenin iskatı yapılıyor. Herhalde ki biraz önceki derslerde bahsettim biraz. E şimdi 12 tane. Bunu e, bir senelik fidye. Peki bir senelik fidye ne yapılır? Şimdi sen olurum, e, bu sene orucu tutamadın. Ne kadar fidye verecek? Hemen sorulur. Sen Ramazan'da sadakayı fıtır kaçtan verdin? Diyelim ki 20 liradan verdin. Ne kadar Ramazan fidyesi verecek en az? sabah akşam bir insan bir insan ne, ne kadarıyla doyar? Sen onu verdin. 20 lira verdin. Dedin ki arkadaşım benim seni sabah akşam doyuracak 10 lira 10 lira. Tamam. Sabah akşam yani sadakayı fıtrın miktarı o demek yani. Sen bir kişiyi ben bununla doyurabilirim. Adam 50 lirayla götürür sabah akşam doyurur. Adam 150 lirayla olur. Ama diyelim ki 20 lirayla. Bir ay orucuna ne kadar? 30 gün. 20, her gün için 20 olsa 600 lira en az orucunun e, fidyesini vermesi lazım. Varsa parası. Yoksa zaten dua edilir yani. Şey yapılmaz. Ona daha bir şey yapılmaz. Dua edilir. Varsa bu imkanı verecek Allah vermez. Yani parası varsa zekat olur bina. Para pulu varsa zekat. E, zekat kime verir? Zengin değilse vermez. Mesela oruçta şey, abdeste Ayak yıkanması lazım. Adamın ayağı yok. O farsı düştüğü gibi. Ama maddi imkanı yoksa dua edecek yani. Fidyede ne düşer. Normalden konuşuyoruz şimdi. Peki bu miktarın fazla sazı anlaşıldı değil mi? Yani arpa, buğday, üzüm, kurma tamam. Peki nasıl pazarlık dedi? Bir kere hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez bu mecellede geçiyor. Bediüzzaman Hazretleri bunu kullanıyor ama kendi fikri değil bu. Hakkın hatırı, Cenab-ı Hak, Allah'ın hatırı, dinin hatırı alidir, çok yüksektir. Ahmet Mehmet'in hatırı için ketmedilmez. Dolayısıyla bu iskat meselelerinde benim tecrübem bir şey, Süleymancılardan uzak duracaksınız bu konuda. E, bu Tamamen acayip bir hal almış madde meselesinde. Ve seçimlerde de Ehven-i dinlemeyip küfre desteklemişlerdir. Öyle süfyaneti desteklemişlerdir. Yani bu nasıl böyle kaydı yapıp söylüyorum. Hakkın hatırı alidir. Öyle İslamiyet'e bir sürü sıkıntıya vesile oluyorlar. Böyle iskat meselesinde ev ev dolaşıp çocuklara zekat toplamalarında çocukların ağır damarını yırtıyorlar. Utanmasını kalkıyor. Çocuğu Anadolu'dan, Erzurum'dan gönderiyorlar Rize'ye. Ahmet'im şuraya buraya. Kurs çocuklarını ev ev köy köy dolaştırıyorlar. Bu eve de geldiler yani. Ondan sonra çocuk yani. Oysa anne babası bunun için göndermedi. Bir de bakıyor eve gidiyor. Arı yırtılmış çocuk. Utanması. Mesela kalk ben bu İslamiyet'in ve Müslüman'ı korumak için bunları söylüyorum. Ondan uzak duracaksınız. faize helal dedikleri için söylüyorum. Faize Allah ve Resulü Allah'a Allah, a, Allah a ve Resulüne savaş açmaktır dediği halde faiz Süleymancılara göre helal edilmiş. Ama bir grupları var, iki gruptur Süleymancıların. Bir kaçar bir kaplan grubu. Kaplan grubu iyi kaçar grubu var böyle. Allah ım. Kaplan grubu şeydir, sakallıdır vesaire. Bu sözüm onlara da ulaşacak ama maalesef bana isterse lanet etsin ama böyle değilse laneti kabul ediyorum ama böyle maalesef. Şimdi ee, devam ediyorum. Miktarı nasıl gene değişiyor? Bu miktarı epey doldurdum. Bayağı uzun oldu ders. Ama mevzu çok önemli. Sonra bu hesap ediliyor. Buğdaya göre bir senelik var, bir de 50 senelik var, 50 senelik orucu var, hep tutmuş ama hataları var, 50 sene hep namaz kılmış ama hataları var, hacı var, haç, zekatı var. Vallahi vermeyeceğim dedi. Verdi. Yemin kefaretleri var. E bunları nasıl ödeyeceksin ahirette? Bunlar ödeme midir? Hayır. Umulur ki Allah bundan dolayı affeder. Çünkü af affa vesile arayın diyor. Deniliyor. Tamam Vesile bunlar. En azından sadaka oluyor yani. Bazıları diyor olur mu? E sens verdiğin sadaka o kabul olmuş mu? Yok bilmiyorum. Umulur deniliyor. Sonra. Bu da umulur işte. Ondan sonra sonra bu miktar belirli bir alt bir miktara tekabül ediyor. Diyelim ki 10 kilo altına denk geliyor. 12 tane madde iskat yapılıyor. Onların 50 senelik yani 62 yaşında ölmüş. Erkekse 12 çıktık. 50 senelik 12 tane maddenin yekünü 10 kilo altın. Bunu kimse altından kalkamaz. O zaman hille-i şeriye <laughs> hille derken e bizim toplumdaki aldatma değil yani. Çıkış yolu demek. Tamam? Tenkit nasıl? Bizde karşı iki tarafı karşı iki taraf ortadan kaldırmak, ezmek yani tenkit. Oysa tenkit nakşetmektir. Yani bilgi alışverişi yapmaktır. Bilmediğimi ondan öğrenmek. Tenkit yani karşıya böyle ezmek değil. Soru sorarak çamaşıra Çamaşırı sıkarak, hainlikten sıkmıyorsun. Çamaşırı ezmiyorsun böyle. Oradan suyu çıkartmak. Karşıyı tenkit etmek. Ee, ne demek? Onu eşelemek. Onun gizli olan ilimlerini bu tarafa almak. Hakikati bu. E şimdi dolayısıyla 10 kilo altın. E nasıl yapacaksın bunu? Bu sefer devir lazım geliyor. Yani 3-5 tane fakir. Fakirin sıfatları var fakirin e, borcu olmaması lazım. Ehli sünnet olması lazım. Namazlı olması lazım. Tamam? Bu işi bilenle yapılacak. Bilmiyorsan vekil edeceksin, yapacak. Sonra bu devirle bu miktarı ayarlanıyor. Mesela diyelim ki demiştim ya örnek verdim. 2020'de sen Ramazan oruç tutamadın 20 liradan Fıtır sadakası verdin, Sırf Ramazan için 600 lira vermen lazım. Ee, o namaz için var, oruç için var, zekat için var, kul hakkı için var, hayvan hakkı için var, talak sıkıntısı var, nikah sıkıntısı var, yemin kefaretim var, adanmış oruçların var var da, he bunların toplamı e, hepsini veremezsin, 10 kilo altı nasıl vereceksin? Dolayısıyla Müslüman Müslüman'a yardım eder, üç tane fakir işi bilen. Sonra buna tertip ile onu anlatmayacağım. Uzundur. Biliyorlar. Bilen bilir. Ondan sonra arzu ederseniz başka zaman onu anlatırım nasıl yapılıyor. Ee, sonra bu devir şeye iskat yapılırken e, devir yapılıyor ikide bir. Yani ta 10 kilo altını e, al ver. Aldım. Kabul ettim. Sanayi Bey Dolayısıyla aldım kabul ettiğimse benimdir. Tamam. Sonra geri verip veriyor. burada Müslüman Müslümana yardım ediyor. Dolayısıyla o miktarı diyelim yaklaşık 45 dakika sürüyorsa bu devir 2 saate çıkarırsan 600 bin liradan 300 bin liraya düşürüyorlar. Devir fazla oluyor. Saatin fazla oluyor. Fazla şey yapılıyor. Yok adam maddi durumu iyidir. Altı e, bin liraya yarım saatte oluyor. Altı e, 600 liraya bir saat oluyor. 300 liraya iki saate bu. Pazarlık değil bu. Devir sayısıyla alakalı. Zaman onun için oluyor. Ama bunu istismar edenler de var. Yo abi istismar ede edenler var diye hakkı ketmeyelim yani inkar mı edelim? Namaza düşman olanlar var diye namaz kılmayalım. Millet aşağılıyor, hakaret ediyor diye tesettüre girmeyelim. Alın. Millet bana gülüyor uzaktan diye şalvar giymeyeyim mi ben? Ha? Giymeyeyim mi ben? Bir mahkemeye giderken şalvar giymedim. Ne olacak? Millet bana bakıyor diye yapmayayım mı? Ustadın, ustadın giydiği elbise giymeyeyim mi? Gibi. Dolayısıyla ya bunun pazarlık ya kim? Herkes her şeyi biliyor. Bildi, bildiği gibi. Dolayısıyla Ketme'de biliyor. Çok uzattım. Herhalde bu miktarı pazarlık yapmalarının sebebi e, art niyetli değilse, iyi niyetli Süleymancılardan uzak olmak şartıyla, işin ehli olmak şartıyla buradaki miktarın azalması, çoğalması devirdeki e, sayı. Mesela diyelim ki e, 50 benim tecrübemi söylüyorum. E, 5 tane fakirle 50 senelik devir yaklaşık 50 ha 250 gram altın ortada olacak ee, 5 tane fakir 50 senelik e, bir iskatı 250 gram ortadaki altınla tecrübemi söylüyorum 50 defa devir gerekiyor Sif namaz için 50 defa bu da yaklaşık olarak en fazla namaz içinde bir oluyor. Yarım saatini alıyor. Sif namaz için. Tamam. Dolay Peki adam bunun miktarına e, diyelim. Ya hocam diyor benim bin liram var diyor. E, bin lirası varsa e, bu sırf namaz için 50 defa 50 defa devir lazım. Hocam 500 bin liram var diyorsa 100 defa devir lazım. Hiç yoksa bu iskat gene yapılır. O fakir fukaraya üç tane de hurma dahi olsa verin deniliyor. Ondan sonra o hakkını helal ediyor. Bir, bir, iki saat oturmuş. Sen bir iki saat işçi çalıştırsan kaç para verdin? Beş kişi senin için iki saat oturmuş fakir. Ondan sonra hiçbir şey yok. Olur. İşi bilen olduğu için oturuyor Allah için. Müslüman Müslümana vazifesidir. Komşuluk hakkı, Müslümanlık hakkıdır. Dolayısıyla o adama üç tane de kurman ver. Ondan sonra o hakkını da helal ettir. Çok ciddi bir mesele olmakla beraber onun için uzattım, uzattım farkındayım. Ama sırf bu sorduğun soruya değil, genel olsun diye şey yaptım sevgili canım kardeşim. Tekrar selamun aleyküm rahmet, ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maviş, dur. Niye bağırıyorsun? Allah Elhamdülillah Maviş niye bağırıyorsun? Sen de mi okuyorsun? He?